değinmek isterim. Karabük bütün Türkiye için önemli bir şehir. Bunun altını çizmek isterim. Türkiye'de sanayinin başladığı bir şehir, sanayileşmenin başladığı bir şehir. Karabük demir çelik fabrikaları 1937 yılında temeli atıldığında gerçek temelini, tabii ki temeli burada harcı kondu ama Atatürk'ün İngilizlerle o savaşta yendiği İngilizleri barışta da onlarla iyi bir işbirliği yaparak dostlukta da yenerek deyim yerindeyse Karabük'ümüze çok güzel bir tesis kazandırdı ve o günlerden bugünlere bugün sabah sordum bilgim yanlış olabilir mi diye arkadaşlara Karabük'e başka büyük bir tesis yapılmamış. Sonraki hükümetler aynı özeni göstermemişler. Öncelikle 3 Nisan 1937'de atılan o temeli kutluyorum. Bugün 6 Nisan o hafta içinde sayılır. Bu programdan önce arkadaşlar böyle Karabük Üniversitesi'nin bu 3 Nisan 37'den bugüne Karabük diye kitabını gösterdiler ve Atatürk'ün bu tesis için ne kadar böyle ciddi bir mücadele verdiğini örnekleriyle anlatıyor. Faruk Savaş'ın anılarını ez cümle okudum. Ayrıca merak edeni bakar diye düşünüyorum. Kutluyorum. Karabük her şeye rağmen bu testini kaybetmemek için de çok uğraştı Mehmet Bey. Biliyorsunuz 90'lı yıllarda ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Ne olursa olsun ayakta kalması için mücadele edildi. Bu tesis büyümeli. Karabük bu hak ettiği zenginliği daha da yükseklere taşımalı diye düşünüyorum. Eminim yurt dışından bizi izleyenler de bir şekilde Karabük'te nefes alıp veriyordur. Karabük'te bugün sabah güneş vardı ama şimdi müthiş bir fırtına var. Pazar yerini dolaştık, Şahin Tepesi'ni dolaştık. Şimdi onlara da geleceğiz Mehmet Bey. Sorduğunuz Referandum nasıl sürecine bugüne biraz geldik? ani geldi ülke. Yani Sayın Bahçeli dedi ki bir gün mevcut Cumhurbaşkanı'nı daha da legal hale getirelim anlamında, o anlamı taşıyan bir sözüyle birdenbire bir ülke kendini referandumda buldu. Bulun. Şimdi o süreci başından beri yaşadık. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Milletvekili olarak 11 Ekim 2016'da Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında bu fiili durumu hukuka uyduralım diye başladı bu süreç. Biliyorsunuz genelde insanlar hukuka uyar, kurumlar hukuka uyar. Yani insanın vücuduna göre bir elbise dikilir. Ama insan, hani o elbiseye uyan kişiyi getirelim dediğiniz an iş değişir. Maalesef böyle bir tabloyla başladık. Ancak o günlerden bugünlere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mehmet Bey, Türkiye'de bu anayasa değişikliklerinin ne getirip ne götürdüğünü tartışmamak için, kamuoyunun bu konuda bilgi sahibi olmaması için her şeyi yaptığını görüyoruz. Daha o günlerden başladı bu. Hem Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde televizyonu kapatarak, canlı yayınları bitirerek bu değişikliklerin ne getirdiğini topluma sakladılar. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak deyim yerinde ise demir çelik gibi diyeceğim. Hep bir arada durduk ve bütün milletvekillerimiz, genel başkanımızdan eski genel başkanlarımıza, grup başkan vekillerimizden eski grup başkan vekillerine kadar hepimiz anlatmaya koyulduk. Sizin vurguladığınız gibi bu ilk düğmesi yanlış iliklenmiş bir yoldur. İlk düğme yanlış iliklendiği için de öyle devam etmektedir. Bu düğme ne zaman düzelecektir? 16 Nisan'da. Halkımız sandığa giderek bu gidişin kendi süzgeci içinde bu ülkeyi ne gidip ne götüreceğini tartacak ki biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bir sonuca ulaşacak. Meclis görüşmeleri sırasında uzun uzun anlatmaya çalıştık. Ben de kürsüden aktarmaya çalıştım. Halkımızın önemli bir bölümünün bu değişikliklerin ne getirdiğini ne götürdüğünü başta fazla kavramamıştı. Ya işte tek adam tamam ama işte zaten geçmişte koalisyonlardan çok çekmiştik. Yani bu tür söylemler vardı. Bugün halkın yarısından biraz daha fazla bir çoğunluğu diyeceğim. Bu değişikliklerle birlikte Türkiye'deki parlamenter sistemin çok büyük yara alacağını, bu yapıyı bozmamak gerektiğini ve eldeki birin daldaki ikiden daha
karlı, daha evla olduğunu, daha büyük olduğunu gördüğünü biz sokakta fark ediyoruz. Elbette farklı görüşte olanlar da var ama genel ağırlıklı sağduyu bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Tabii 18 maddeye şimdi tek tek girmemiz zaman alır. Ama önemli birkaç maddeye değinelim isterim. Birkaç maddeyi değinelim. Evet. Ben de onu vurgulamak isterim. Şimdi elimizde diyelim ki bir kibrit çöpü var. Bir çöpü mü kolay kırarız, 20 çöpü mü? Bir çöpü çok kolay kırarız. Ne olursa olsun bu sistem her şeyin bir kişi tarafından götürüleceği, devletin bütün biçimlenmesinin bir kişinin karar vereceği bir sistem. Diyorlar ki ya işte siz böyle diyorsunuz ama tarihte de böyleydi. Osmanlı'da böyle geldi, Selçuklu'da böyle geldi. Hiç alakası yok. Bunların tarihimize de saygıları yok. Halbuki geçmişte bizim hep meclislerimiz olmuştur. Bir danışma kurullarımız, deyim yerindesi bir hani eskilerin dilimiyle bir şuramız olmuştur. Bütün bunları ortadan kaldıran ve bir kişiye her şeyi teslim eden bir sistem. Geçenlerde Zonguldak Saadet Partisi il merkezinin baştan başa giydirdikleri bir şey vardı. Pankart vardı. Bütün anahtarları bir kişiye vermeyin. Kaybederse dışarıda kalırsınız diyor. Çok güzel anlatmış Saadet Partililer. Evet. Kutluyorum onları da. Ve zaten toplumun önemli bir kesim. Bu işin sağ sol da yok. Evet. Bu işin sağduyusu var. Bu işin aklı selimi var. Bu işin geleceği düşünmesi var. Bu işin önümüzdeki, sadece önümüzdeki seçimler değil, önümüzdeki nesiller kaygısı var. Bunları güdenler bu değişikliklere kesinlikle evet demiyorlar. Ama bir kesim var ki tartışmaya dahi girmek istemiyor. Biz evet diyoruz deyip işin içinden çıkıyor. Gençlerimize de ayrıca seslenmek istiyorum. Bu değişikliklerde sanki onlara böyle çok önemli bir değişiklikmiş gibi sunulan 18 yaşında seçilme hakkı. Şimdi Mehmet Bey, Türkiye'de 18 yaş ile 30 yaş arasında genç kabul edilen nüfusun toplamı 15 milyon. Bunların 5 milyonu işsiz. Allah aşkına sorunu, çözümü, çare, birkaç genci, onun da kim olacağı belli değil, ne kadar olacağı belli değil, milletvekili yapmak mıdır? Yoksa bu 5 milyon işsizimize bir iş sağlamak mıdır? Karabük demir çelik ortada. Bir zamanlar 12-13 bin, 14 bin işçi çalıştırırken bugün 4-5 bine kadar düştü işçi sayısı. Bunu arttırmak değil midir maharet? Bunu yapmaları gerekir. Bu konularda hiçbir önerileri yok. Bir defa bu anayasa değişiklikleri genel özeti şu. Bir kişiyi mutlu etmek ve onun istediği bütün yetkileri vermek. O bir kişi bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yarın kim olacak belli mi? Belli değil. O bir kişinin etrafına alacağı yardımcılar kimlerden oluşacak? O bir kişi yurt dışına gittiğinde onun görevlerini kim kullanacak? Belli mi? Belli değil. Çünkü ben istediğimi seçerim diyor. Erdoğan yanılmaz. Öyle mi, bir bakalım. Çok fazla örnek vermeyeceğim. Erdoğan'ın iki önceki ve üç önceki koruma müdürü tutuklu. Terör örgütüne üyelikten. Erdoğan'ın 5 yaverinden, 8 yaverinden 5'i tutuklu FETÖ'den. Şimdi böyle bir tablonun içinden gelen bir kişiye her ne olursa olsun bütün anahtarlar verilir mi Allah aşkına? Onun için bu toplumun çok iyi tartması ve 16 Nisan'da sandığa gitmesi ve tercihini toprak rengi, Karabük'e gelirken yolda yeşile bulanmış kahverengi toprak renginde çok gördük. Bir karar vermesini biz öneriyoruz. Evet. Ha, ne karar verirse, bugün pazarda da karşılaştık. Evet diyen vardı, hayır diyeceğim diyen vardı. Hepsi bizim başımızın üstünde yeri vardır. Bizi hiçbir yere çekemeyecekler Mehmet Bey. Zaman zaman yaşanan kimi polemikleri de çok kötü kullanıyorlar. İktidarı ayıplıyorum. Bu ülkeye çok büyük kötülük ediyorlar. Herhangi bir milletvekili düşüncesini söyleyip toplumda farklı algılanabilecek bir düşünce üretti diyelim. Siz cumhurbaşkanıysanız, siz başbakansanız onun yaratacağı kötü sonuçları hatırlatırsınız, bunu yapmayın dersiniz.
Ama onu deşip böyle deyim yerindeyse yangına benzinle gitmezsiniz. Bugün onu denemekteler. Bugün önümüzdeki seçimler uğruna önümüzdeki nesilleri feda etmekteler. Toplumun bu ayrışmasını derinleştiren, fay hatlarını arttıran bir siyaset gütmekteler. Bir örnek vereceğim. Buyurun. Bizi yurt dışında izlemekte olan Karabüklü kardeşlerimiz, öteki kentlerden insanlarımız bu söylemek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Dünyanın terör örgütleriyle derdi var. Dünyanın her ülkesi bu örgütlerden çekti. Örneğin Almanya bir zamanlar Baader-Meinhof terör örgütünün kıskacındaydı. İngiltere bir zamanlar IRA, İrlanda Kurtuluş Örgütü'nün kıskacındaydı. İtalya Kızıl Tugaylar örgütünün kıskacındaydı. Yunanistan 17 Kasım örgütünün kıskacındaydı. Efendim Fransa ve özellikle İspanya yine Bask bölgesinden gelen Harry Batasuna ve ETA'nın yani o örgütlerin kıskacındaydı. Bunlar terörü nasıl yendiler? En önemli etken neydi biliyor musunuz? O örgütün propagandası olabilecek hiçbir şeye izin vermediler. O örgütün adının dahi anılmasını istemediler. BBC, İngiliz yayın kuruluşu. O örgütün herhangi bir üyesinin sesinin dahi verilmesini bir yayın ilkesi olarak karşı çıktı. Ki kendini güçlü hissetmesin, adından söz ettirmesi karşısında bakın işte ben bu ülkenin siyasetine damgamı vuruyorum demesin diye. Ama şu anda bu ülkeyi yönetenler ne yapıyorlar Allah aşkına? Yatıp kalkıp Kılıçdaroğlu şunu dedi, Kılıçdaroğlu bunu dedi. Devamında da terör örgütü FETÖ, terör örgütü PKK, yok hayırcı, yok CHP'li yan yana. Bir dakika ya, bir dakika. FETÖ, PKK seçmen listesinde mi? FETÖ, PKK herhangi bir televizyonda propaganda hakkına sahip de onu mu konuşuyor? Aslında gerek yok onların o televizyonla arayıp konuşmasına. Başbakanla Cumhurbaşkanı neredeyse yetiyor onların propagandasını yapmaya. Adlarını dillerinden düşürmüyorlar. Toplumun diline sen onu yerleştirirsen terör örgütü bayram etmez mi Allah aşkına? Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Ve bu ilişkilendireceğiz de referandumda 3 evet'i fazla çıkartacağız diye toplumu hem geriyorlar hem insanların o terörle mücadele duygusu içinde PKK ile birini bağdaştırırsan birisi çıkar başka yere yorar. Toplumda gerilimler doğar. O nedenle bu propaganda dönemi içinde her şey bir yana, 18 madde bir yana, terör örgütlerini seçime sokmalarına, yani bunu iddiayla söylüyorum, iktidar terör örgütünü kendince seçim propagandasını sokmuştur, ayıplıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak al işte bir örneği Karabük'te, o dönem tek parti yönetimi vardı ve bu ülkenin temellerini attık, fabrikaların temellerini attık, demir çeliğin temellerini attık. Atatürk bu ülkeyi kurduğunda fabrika sayısı 30'du Mehmet Bey, 30. 10 yılda 550'ye çıkardı. 10 tane şeker fabrikası kurdu. Alpullu'dan Turhal'a kadar. 8 tane Sümerbank basma fabrikası kurdu. Nazilli Sümerbank'dan Bursa Merinos'a kadar. Malatya Mensucat'a kadar. Sen demek ki bakın kaç katına çıkarmış. 15 kat arttırmış. Soruyorum bugün iktidara. Bizi izleyenlere soruyorum. 15 yılda lütfen bana söylesinler. 1000 işçi çalıştıran şu fabrikayı kurdular desinler. Yapmadılar. Yapmadılar. Tam aksine bu ülkenin kaynaklarını sattılar. Bu ülkenin düşünün pek çok Türk Telekom'undan SEKAS'ına kadar pek çok kurumu vardı. Rakam veriyorum 60 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. 60 milyar dolarlık fabrika ve benzer üretim yeri sattılar. Bunun bir kısmını tabii ki otoyol yapacaksın. Bunun bir kısmını yol yapacaksın. Yol iyi mi? İyi. Karabük'ten Ankara'ya giderken duble yol zaten başlamıştı da devam ettirdin mi? Ettirdin. İyi mi? İyi.
Biz iyi iyi diyoruz ama sen niçin bu fabrika geliştirmedin, insanların işsizliğini çözmedin arkadaş? Şimdi bütün bunları bıraktın, bu yöntemle olmuyor, bu sistemle olmuyor, değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Her şeyi tek adama bağlayacağım. Bu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anlayışı bu. Önce bir sorunu ortaya koyuyor ve evet bu sorun çözülmelidir dedirtiyor. Sonra da kendi istediği yola getiriyor her şeyi. Şu anda böyle bir tablonun içindeyiz. Bizi izleyenler lütfen bu değişikliklerin ne getirip götürdüğünü iyi irdelesinler. Bugünü artık çağımızda internet var, çeşitli kanallar var. Çek etsinler. Çağımızda artık, çağımızda halkın da yönetime katıldığı, onun düşüncelerinin adam yerine konulduğu pek çok yol ve yöntem var. Biz bunları geliştirmek yerine şimdi padişahlıktan cumhuriyete geldik, parlamentoya geldik. Şimdi parlamenter sistemden geriye gidiyoruz. Bize yakışmaz. Biz de tarihimizde hep bir ileri aşamayı, bir sonrasını düşündük. Biz 2500 yıl önce Hun İmparatorluğu'nu kurduk. Ardından Göktürkleri kurduk. Ardından Hazar İmparatorluğu'nu kurduk. Ardından Anadolu'ya geldik ve bütün Hazar'da, Anadolu'da Büyük Selçuklu'yu kurduk. Ardından Anadolu Selçuklu'yu kurduk. Osmanlı'yı kurduk. Cumhuriyeti kurduk. Birini kurduğumuz hiç geriye gittik mi Allah aşkına? Anadolu Selçuklu, ya Göktürkler daha iyiydi, ben oraya gideceğim mi dedi. Hayır, bir ileri aşamaya götürdü hep. Bir ileri aşamaya götürdü. O yüzden tarihimiz bizim tarihimiz. Hepimizin tarihi. Hiç kimsenin tek elinde değil. Ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi bu tarihi sanki kendisine ait iyi bir şey yapıyormuş gibi kötüye kullanarak, Osmanlı'yı da hiçe sayarak, önceki tarihimizin aşamalarını da hiçe sayarak bugün yönetim sistemini alt üst etmektedir. Halkımızı sağduyulu davranmaya ve biz güçlü bir hayra davet ediyoruz. Şimdi az önce FETÖ'den bahsedince, ondan önce de biliyorsunuz bir ETÖ vardı. Malum bir takım kanallar akşam yatıyorlardı ETÖ terör örgütü, sabah kalkıyorlardı ETÖ terör örgütü. Buna sadece şu an FETÖ diye adlandırılan terör örgütünün kanalları değil, Türkiye'deki diğer TRT dahil birçok kanalda Ergenekon terör örgütü vesaire diye, belki biz bile yapmışızdır, bilmiyorum. Fakat bir bakıldı ki belli bir süre sonra böyle bir terör örgütü diye bir olay yok. Bununla ilgili bir anımı bir saniye paylaşacağım. Hem siz de bir nefeslenmiş olursunuz. Bedrettin Dalan Safranbolu'ya geldi. Bir sabah kahvaltı yapıyoruz. Dedim ki Sayın Başkanım, ya bu Ergenekon falan filan diyorlar, bu nedir? Dedi ki ya Ergenekon Türklerin doğuş destanıdır kardeşim. Türklerin doğuş destanıdır. Bir çuvala dedi elma, armut hepsini topluyorlar. Bunlar Ergenekoncu diye. Bu tamamen düzmece yapmaca bir olaydır dedi. Buradan gitti. Bir gün sonra adam ETÖ'den, Ergenekon terör örgütünden aranmaya başladı. Yurt dışına kaçtı. Şimdi tabii siz de maalesef, gerçekten benim bunu canlı yayında da açık yüreklikle söyleyebilirim, bu ülkede vicdanımı sızlatan çok önemli olaylardan biridir. Siz de kaç yıl bilmiyorum. 5 yıl. 5 yıl. 4 yıl, 8 ay, 22 gün. 4 yıl, 8 ay bu ETÖ'den, Ergenekon terör örgütünden özgürlüğünüz kısıtlandı. Çoluk çocuğunuzdan, eş dosttan, ülkenizden ayrı soyutlandınız ve 5 yıla yakın ayrı kaldınız. Tabii çok büyük dram. Biraz bu günlerden de bahsedelim. Bu ETÖ, FETÖ bilmem ne olayları. Siz yaşadığınız için açık yüreklilikle, normal gündemin de dışında, evet, bir gazeteci dostumuzu bulmuşken bu günleri de ben kısa bir bahsetmenizi isterim. Buyurun. O günler, konuyu açtık mı? Tabii pek çok boyutu kısaca var ama Türkiye'de adalet terazisi arazi olmuş durumda. En sıcak örnekten gideceğim. Düşünebiliyor musunuz? Hafta başında, geçen hafta 12 gazeteciyle ilgili bir mahkeme tahliye kararı verdi. Verir vermez o gazetecilerle ilgili bir başka mahkeme gözaltı kararı verdi. Ve o gazeteciler tekrar tutuklandılar. O gazetecilerle ilgili
tahliye kararını veren hakim açığa alındı. Bu olabilir mi? İşte bugün bu yaşadığımız örneğin çok acısını biz 2000'li yıllarda Ergenekon olayında yaşadık. O kadar çok anlatabileceğim örnek var ki, madem ki sordunuz evet. Mehmet Bey, bugünkü insanlar nerelerden geçtiğimizi bilsinler diye, bugünkü iktidarımız diyorum, bizim iktidarımızdır. Bu ülkenin iktidarıdır ve biz onu hem yanlışa yanlış, doğrusa doğru demeye devam edeceğiz. Dönemin Başbakanı Erdoğan, hiç unutmuyorum, o salı günleri grup toplantılarında bizim için çetelerin böyle basar basa böyle şer odaklarının artık ne gelirse söylerdi. Bu bizimle ilgili bütün kararları veren savcının altına Erdoğan'ın zırhlı Mercedes'i verildi. O savcı şu anda kaçak. Bizim tutukluluğumuza karar veren ve her ay tutukluluklarının devamına diye her ay bizim tutukluluğumuzun devamına karar veren hakim, iki hakim vardı. Biri yurt dışında kaçak, biri de tutuklu şu anda. Bakın, bizi izleyenler bu dediklerimden bir örnek çıkarsın. O dönemin hainleri bugün, hain ilan ettiği kişiler bugün bir ölçüde kahraman ve düşüncelerini, göğsünü gere gere yurtseverliklerini konuşuyorlar. Ama o dönemin demokrasi kahramanı dedikleri ya darbeci çıktı. Şu anda kaçaklar ya da cezaevinde tutuklular. O dönem içinde biz bu günlerin geleceğini, bir gün özgür olacağımıza yürekten inanıyorduk. O yüzden de bu ülkeden hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Hatta bir anımı paylaşacağım. Hı. Mahkemedeki böyle şu anda yurt dışında kaçak olan Sedat Sami Haşıloğlu kararları okuyor. Her ay tutukluluğumuzun devam kararını okurken diyor ki Mustafa Ali Balbay, deliller toplanmadığından, suç vasfı de göz önüne bulundurduğundan ve yurt dışına kaçma ihtimali olduğundan tutukluluğun devamını. Bir dakika dedim. İşte o hakimin sözünü kesemezsin, edemezsin, ben konuşacağım dedim. Bir dakika dedim. Zaten hep ağrıma gidiyordu. O an hakime zabıtları da geçmesi için şunu söyledim. Dedim Sayın Haşıloğlu, siz Mustafa Balbay yurt dışına kaçabilir ihtimali nedeniyle tutukluluğuna devam diyorsunuz. Beni alsanız şu anda, yurt dışı kapı kuleye götürseniz, buradan çık git, bir daha Türkiye'ye dönmemek şartıyla seni tahliye ediyoruz, özgür bırakıyoruz deseniz, ben o özgürlüğü kabul etmem dedim. Bugün o hakim kaçak. Yurt dışına kaçtı. Ben bu ülkedeyim. Ve Yargıtay dedi ki, biraz önce sizin söylediğiniz gibi, böyle bir örgütün varlığına rastlanamamıştır dedi. Böyle bir örgüt yoktur dedi. Düşünebiliyor musunuz? 1739 gün bizi hapse attılar. 620 günü hücrede geçti. 620 günü. Ve bugüne geldiğimizde de ne yazık ki aynı hukuksuzluğun devam etmekte olduğunu görüyoruz. FETÖ terör örgütüyle mücadeleye sonuna kadar varız. Biz geçmişte, ben bunun kitaplarını yazdım. Benim Devlet ve İslam kitabımın ağırlığı bu FETÖ terör örgütünün yapılanmasıdır. Biz o günlerde bu FETÖ terör örgütü dedikçe, ya ne istiyorsunuz bu Hoca Efendi'den? Evet. Bu Hoca Efendi zorunuz ne? Bu çekemiyorsunuz başarılarını diyorlardı. Şimdi ne oldu? Ve işte bugün de 150'den fazla gazeteci, 40 binden fazla insan tutuklu. Bakın, dünyada darbelerden sonra baş sorumlular yargılanmıştır. Tekrar döneceğim bu konuya. İdamlar edilmiştir. Evet. Yunanistan'da o albaylar cuntası yargılanmıştır. 13 kişi. Nürnberg mahkemesi Hitler dönemini yargılamıştır. 21 kişi. İtalya'da darbe girişimcileri yargılanmıştır. 10 kişi. İspanya'da darbe girişimcileri yargılanmıştır. 15 kişi. Allah aşkına 40 bin kişiyi siz tutukluyorsunuz.
100 bin kişiyi açığa aldınız. Yani bunların artık insan o harp okulu öğrencilerini açığa aldınız. Bir kısmını okullardan attınız. Ya bu kadar kesip atmaya ve bu toplumun derinliklerine fay hattı yaratmaya ne hakkınız var? FETÖ terör örgütünün sonuna kadar gidin. Türkiye'deki yardımcıları kimse çıkartın. Adil Öksüz neredeyse bulun. Herkesi buluyorsunuz da onu mu bulamıyorsunuz? Ama bunca insanı örneğin Mehmet Bey önceki gün Cumhuriyet Gazetesi iddianamesi açıklandı. İddianamenin bine yakın yerinde haber sözcüğü geçiyor. Manşet sözcüğü geçiyor. Yazar sözcüğü geçiyor. Ya böyle iddianame mi olur? Bütün fikir gazetelerinde insanlar farklı fikirler nedeniyle fikir gazetelerinde farklı düşünceler oluşabilir. Hatta fikir çatışması da oluşabilir. Ama siz nasıl olur da bundan terör üretirsiniz? Bunun adı hukuk değildir. Bunun adı terörle mücadele değildir. Bir an önce o Cumhuriyet Gazetesi'nin 11 yöneticisi serbest bırakılmalıdır. Ama öteki gazetecilerle ilgili de hakikaten çok ciddi bir özgürlük kararı verilmelidir diye düşünüyorum. Şu anda açığa alınan 100 binden fazla insan var. Ve onlarla birlikte bütün ailelerine çağrım şudur. Bu iktidara hukuk içinde, sandık içinde, demokratik biçimde bir ses verin. Deyin ki arkadaş ne yapıyorsun deyin. İşte onun vakti 16 Nisan'dır. 16 Nisan'da deyin ki bir dur, biz bir hayır diyoruz. Hani bir söz vardır, herkes bir adım geri gitsin derler. Herkes böyle bir kol mesafesidir. İnsanlar boynunu böyle boğazlayacak noktaya geldi. Bir adım geri gitsin derler. 16 Nisan'da ciddi bir hayır çıkınca herkes bir yerini bilecek. Ondan sonra da ne yapacağımıza karar vereceğiz. Biz bugün pazardaydık. Pazarcı esnaf kan ağlıyordu. Müşteri, insanlarda para yok dediler. Bu saatte böyle mi olur pazar dedik. Olmazdı ama böyle dediler. Türkiye'nin pek çok yerinde ekonomi bu halde. 15 yıllık tek parti yönetiminden sonra bu noktaya mı gelecektik? Bir kendilerine sorsunlar diyorum. Ve bugünkü uygulamaları da bizler toplumu kamplaştıran bir anlayış içinde değiliz. Ama siz İstanbul Belediyesi'nden arkadaş grubunuzu, siz damadınızı bakan yaparsanız bu toplum demez mi? Sen akrabanı, sülaleni, arkadaş grubunu, damadını kayır, bizim sana cevabımız hayır der. Ve şimdi siz benden olan yurtsever, benden olmayan terörist. E şimdi o Alevi, bu Sünni, sen bu toplumu bu şekilde benden olan yurtseverdir, olmayan teröristtir diye ayır, bizim suna cevabımız hayır diyoruz sevgili Mehmet Bey. Tabii ki 16 Nisan olduğu için değişik konularda girip referanduma bağlıyoruz ama bir konu daha var. Tabii, siz, buyurun, buyurun. Şöyle, bu beni bir yurttaş bu konuda daha derin düşünmeye etkiledi. Neden hayır diyeceksin diye sorduğumda şu cevabı verdi. Çok alışık cevaplar alıyorum ben. Cumhuriyetimiz için diyorlar, geleceğimiz için diyorlar, kurumların sağlam durması için diyorlar. Bir yurttaş şunu söyledi. Çevremizdeki ülkeler için de hayır diyorum dedi. Dedik, nasıl böyle bir şey düşündün? Kötü dış politika çevremizdeki ülkelerin de iç işlerini bozuyor. Onların iç işlerinde düzgün olması için Türkiye'de hayır demek gerekir dedi. Kutladım vatandaşı. Baksanıza Allah aşkına Mehmet Bey, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle öyle bir kavgalı hale geldi ki bir tek Bulgaristan kalmıştı. Onunla da Bulgaristan seçimleri nedeniyle sorunlu olduk. Bugün Almanya'dan bizi izleyenler var. Almanya ile bizim ilişkilerimiz bu 3,5 milyon yurttaşımız nedeniyle bütün ihracatımızın yarısına yakını Avrupa Birliği'ne ağırlıklı olarak Almanya'ya yapmamız nedeniyle Antalya'ya gelen turistlerin yarısından fazlasının
Alman ve Hollandalı olması nedeniyle çok derin ilişkilerimiz var. Ve şu anda Almanya'da 40 bin Türk şirketi var. Bu ilişkiler içinde siz şu anda Almanya ile ilişkileri kötüye götürürseniz lehimize mi olur, aleyhimize mi olur? Hollanda ile keza öyle. Hollanda ile dostluğumuzun 400. yılındayız. Evet. Lale ile başlamış, evet. Devamında öteki alanlarla denizcilikle devam etmiş. Evet. Şimdi böyle baktığınızda bu ülkelere, ülkemize yan gözle bakana haddini bildirelim. Ama maharet dostluk mu, dostluk kurmak mı, düşmanlık kurmak mı, bir tartalım. Burada Atatürk'ten çok hoş bir anı aktarmak istiyorum. Evet. Amerika'nın 1930'lu yıllardaki Ankara Büyükelçisi Sherrill, evet, bakıyor Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış. Evet. Yunanistan'ı yenmiş. İngiltere'yi yenmiş. Ama Yunanistan'dan savaş tazminatı istememiş. Evet. Merak ediyor ve Atatürk'e Çankaya Köşkü'ne bir mesaj gönderiyor. Mehmet Bey, oradan gelen mesaj şu. Atatürk diyor ki, ben ülkemin bağımsızlığı için Yunanistan'la savaştım. Eğer bağımsızlığıma bir halel gelirse, göz konulsa yine savaşırım. Ama Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Yunanistan'la kuracağım barış, ticaretimi daha çok geliştireceği ve daha çok gelir getireceği için tazminattan vazgeçtim diyor. Ve Sherrill anılarına şu notu düşüyor. Ben hayatımda bundan daha ileri görüşlü bir devlet adamı tanımadım. İşte rehberimiz var bizim. Bugün ise şu anda Almanya ve Hollanda'nın bir Türk bakanlığı aşağılamasını, araçta bekletmesini kınıyorum. Bunun hiçbir kabul edilebilir yanı yok. Biz bu konuda hükümetin yanındayız. Devamını söyleyeceğim. Bir Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı'nın da bu duruma düşürülmesine giden, yolu açan hükümet politikasını ayıplıyorum. Bunu o noktaya getirmemektir maharet. O nedenle bu iktidarın, AKP iktidarının bir böyle ne yaptığını düşünmesi, Anadolu diliyle şapkayı başına önüne bir koyması için 16 Nisan'da güçlü bir hayır gerekiyor. Bu her partiye lazım, en çok da AK Parti'ye lazım diye düşünüyorum. Evet, ben programımızı tamamlayacağım çünkü üstünde yoğun bir programınız var. İçeride de bekliyorlar. Tabii partinizin bir çalışması var. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ve sizler son derece mülayim, yani bu arada bizim bu yöntem mülayim, fazla kavgacı olmayan bir politika izlediniz. Bu konuda da bir şeyler söylemek istersiniz herhalde. Şimdi küçükken hepimiz ip çekme oyunu oynamışızdır gençliğimizde. Evet. Şimdi iki taraf ipi çeker. Çeker, çeker. Taraflardan biri öteki taraf kendine getirir ve kazanır diyelim. Peki iki taraf ipi çekerken bir taraf ipi birden bırakırsa ne olur? Karşı taraf düşer. Düşer. Biz AKP'yi öyle yaptık. Biz gerilim ipini, kutuplaşma ipini bırakıverdik. AKP de o oyunu düşünsün bizi izleyenler. O oyunda insan vücudunun yumuşak etleri üstüne düşer. Öyle bir durumda. AKP'yi biz o noktaya getirdik. Şimdi oradan çırpınıyorlar. Oradan çıkacağız. Ama şurada bir CHP milletvekili şunu söyledi. Halkın bellendidir. Lafı eğip bükmenin bir gereği yok. Yani denize dökmekten söz etti. Şimdi bir milletvekilimiz o sözü ederken maksadı aştığını, toplumda yanlış anlaşıldığını ama asıl söylemek istediğinin emperyalistleri, bu ülkenin bütünlüğüne göz koyanları,
parçalamak isteyenleri denize dökmek olduğunu söyledi. Ben ekrandan sorayım. Oyunu AK Parti'ye vermiş olanı soruyorum. Bu vatanın birliğine birileri halel getirirse, bu vatanın bütünlüğünü bozmak isterse denize dökmeyecek miyiz? Onu etkisiz hale getirmeyecek miyiz? Hüsnü Bozkurt onu kastetti. Ötesi yok. Ha, yanlış mı anlaşılmış olabilir? O, bak, işin o yanıyla ilgili de zaten hem genel başkanımız gereğini söyledi, hem kendisi gereğini söyledi. Şimdi bunu böyle AKP'nin böyle çıbanı böyle deşe deşe yangının üstüne benzinle gitmesi bu ülkenin yararına mıdır, zararına mıdır? Bir düşünsünler. Biz hala hiçbir oyuna gelmedik. Bakın, ve buradan iddia ile söylüyorum. AKP'nin hiçbir oyunu tutmamıştır. AKP'nin hiçbir ikilik yaratma oyunu tutmamıştır. Biz genel duruşumuzu bozmuyoruz. Mehmet Bey, bunca mücadele içinde, bunca her gün karşılıklı düşünceleri ortaya koyma ortamında elbette zaman zaman farklı şeyler söylenebilir. Ama asıl olan geminin rotasıdır. Biz bu şekilde ilerleyeceğiz. 16 Nisan'dan sonra ne olacak? Biz güçlü bir hayırın bu ülkenin önünü açacağını ve rahatlatacağını düşünüyoruz, görüyoruz. Evet çıktı. Bütün değerlerimizin bir heyelan bölgesine sürükleneceği endişesindeyiz. O zaman da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu iktidarın doğrusuna, doğru yanlışına yanlış diyeceğiz ve yanlıştan dönülmesini sağlayacağız. O ortamda da bizim düşüncemiz parlamentonun güçlenmesinden yana olacak. Biz bu ülkenin yolcusu değiliz, hancısıyız. Ve biz bu ülkede hep birlikte yaşayacağız. Hiç kimsenin de burnunun kanamasını istemeyiz. Ama ikilik yaratmak isteyen, toplumu kamplara bölen bir anlayışa karşı da biz hayır diyoruz. Burada Karabük'te biraz önce pazar yerinde insanlarla konuştuk. Bir de 2-3 kahveye gittik. Hemen çarşının arkasında güzel bir kahve sohbeti oldu. Oradaki herkese teşekkür ediyorum. Soru soranlardan Atıf diye bir kardeşim soru sordu. Korkut diye bir kardeşim soru sordu. Bir de soyadı Pehlivan. Ama iyi Pehlivan. Parmağımı şöyle bir düzeltmem gerekti. Tanıyorsun herhalde iyi bir Pehlivan. Onlar sorular sordular. Çok güzel anlaştık. Ve o kahvenin dörtte üçü hayır diyeceğini bize bir kısmı ifade etti, bir kısmı düşüncesini ortaya koymadı. Bütün mesele bu şekilde anlatabilmek. Biz Cumhuriyeti bugünlere getirdik. Türkiye'yi biz sokakta bulmadık. Bazı şeyler vardır ki geri dönüşü yoktur. Etrafımızda iç savaşın yaşandığı coğrafyaları ne olur bizi izleyenler unutmasınlar. Her yerde var, Karabük'te de var. Suriyelilerin vatanlarını nasıl terk etmek zorunda kaldıklarını unutmasınlar. O nedenle 16 Nisan'da sandığa gitsinler. Kendileri için belki küçük bir adım olacak. Ama Türkiye için çok büyük bir adım atsınlar diyorum. Ben bu ülkenin geleceğinden hiçbir zaman umudumu kesmedim. Yine kesmedim. Demir parmaklıkların ardında demirden ve betondan umut ürettim. Yine üretiriz. Yine yaparız. Ama yeter ki ortak paydalarımıza zarar gelmesin. Bütünlüğümüzü bizi buluşturan meclisi hiç kimse küçümsemesin. O meclisin yetkilerine hiç kimse ortak olmaya kalkmasın. Cumhurbaşkanının da bugün, daha dün muhtarlara ayrı özel, bakın size şunu veriyorum, onlara bunu veriyorum. Bugün pazar yerinde bir emekli yurttaşım bana sordu, Sayın Balbay dedi. Ne o dedi, muhtara şunu veriyorum, emekliye niye vermiyorsun dedi. Bu böyle ulufe dağıtır gibi, ona bu kadar verdim, buna bu kadar verdim, olur mu? Muhtarlara sosyal güvence haklarıdır. Bu konuda ben de yasa önergesi verdim. Ama toplumun bütün kesimlerinin payını alacağı bir düzen kurmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Böyle Berat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum 22. yılınızı. Sesiniz hiç kısılmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de tam onu söyleyecektim. Bizim kanalımız Karabük'ün dışında da tabii TürkSat Uydusu'nun yayın alanı biliyorsunuz 60 küsur ülkede. TürkSat'ın yayınlarını çektiği her yerde yayınlarımız izleniyor. Biz zaten
uydu olmamızın nedeni bu bölge insanının Avrupa'da çok olması. Almanya, Hollanda gibi yerlerde. Karabük'teki, Karabük dışındaki veya Karabük'te olmayıp bizi tesadüfen izleyen izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Buyurun. Karabük dağların koynunda, coğrafyası insanı mest eden, seyri doyumsuz bir coğrafyada bereketli bir kentimiz ve bir üniversite kentimiz aynı zamanda. Karabük bir sanayi kentimiz, demir çelik fabrikamızla. Tabii herhalde Safranbolu'yu almazsak olmaz değil mi? Turistleri çekme gücüne sahip, kendini korumuş bir dünya kentimiz. Dünya miras listesinde bir. Dünya miras listesinde olmuş bir kentimiz. Oranın dünya miras listesine girmesinde önemli katkıyı kim sağlamıştır? Ahmet Taner Kışlalı. 21 Ekim 1999'da katledilen Ahmet Taner Kışlalı, Kültür Bakanlığı döneminde Safranbolu ile ilgili ayrıca uğraşmış ve oranın kendini korumasını sağlamıştır. Yani Karabük'e 37'de demir çelik fabrikası varsa, 70'lerin sonunda da Ahmet Taner Kışlalı'nın oraya bu koruma kültürünü kazandırması çok önemli olmuştur. Karabüklü yurttaşlarımız dünyanın her ülkesinde var. İzmir'de varlar, evet. Örgütlüler. İstanbul'da varlar, örgütlüler. Hem kentlerini unutmazlar, hem de Karadenizliliklerini de unutmazlar. Evet. Ve o federasyonun da içinde olurlar. Bizi bir araya tutan en önemli şey, hem yaşadığımız toprakların hakkını vermek, doyduğumuz yerde bile doğduğumuz yeri unutmamak olmuştur. Onları ben saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sağlıklı bir süreci girmesinde Karabük'ün önemli bir katkısı olacak diyorum. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Evet. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz, konuğumuz gazeteci, meslektaşım, aynı çağlardayız. Benim her zaman severek yazılarını okudum. Bundan birkaç yıl önce de 4 yıl 8 ay boşu boşuna, pisi pisine diyelim, hapiste kaldıktan sonra pardon, böyle bir örgüt yokmuş denilen Mustafa Balbay'dı. Az önce de Sayın Balbay'ın belirttiği gibi bizim bu ülkeden başka yaşayacak vatanımız yok. Ben herhangi bir siyasi mesaj vermek istemiyorum. Ama bu ülkeden başka vatanımız yok diyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Balbay. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten sesiniz hiç kısılmasın. Berete'yi kutluyorum. Anadolu basını ayrıca önemlidir. Anadolu'nun özgür sesidir, kılcal damarlarıdır, akciğeridir. 22. yılınız kutlu olsun. Karabük Demir Çeliği'nin de 80. yılı kutlu olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.